2 Şubat'ta Trabzon Santa Maria Kilisesi'nin rahibi Peder Andrea Santoro'nun 14. ölüm yıl dönümü nedeniyle yine aynı kilisede yapılan görkemli bir ayin ile anıldı. Ayine Peder Andrea'nın akrabaları Trabzon Katolik Kilisesi Başrahibi Peder Massimiliano Palinuro ile birlikte kalabalık bir cemaat grubu da katıldı. 2 Şubat'ta Trabzon Santa Maria Kilisesi'nin rahibi Peder Andrea Santoro'nun 14. ölüm yıl dönümü nedeniyle Aynı kilisede yapılan görkemli bir ayinle anıldı. Anadolu Havarisel Vekili ve Episkoposu Monsenyor Paolo Bizzi'nin riyasetinde yönetilen ayine Peder Santoro'nun Roma'da yaşayan kız kardeşleri Maddalena ve Imelda Santoro, Roma'da Peder Andrea'ya atfedilen kiliselerden gelen konuk rahipler topluluğu ve Peder Andrea'nın akrabaları, Trabzon Katolik Kilisesi Başrahibi Peder Massimiliano Palinuro ile birlikte kalabalık bir cemaat grubu katıldı. Anma gününün Rab Mesih İsa'nın tapınakta sunulmasının bayramıyla aynı güne denk gelmesinin ne kadar manidar olduğunu vurgulayan Anadolu Havarisel Vekili ve Episkoposu Monseigneur Paolo Bizzeti verdiği vaazında, insanın ölümü yaşamaktan korkusu olabilir. Maalesef bu farklı korku hayatımızı yok ediyor. Hayatımıza zarar veriyor. Mutlu olmuyoruz bu ölüm korkusundan dolayı. Ölüm korkusu varsa kalbimizde köle gibi yaşıyoruz. Kölelikte bulunuyoruz. Hayat veren Rabbimiz Mesih İsa tam tersi olarak özgürlük veriyor bizlere ve özgür olarak yaşadığı hayatı bu dünyadayken. O yalnız kalmaktan korkmadı. O ölmekten korkmadı. Monseigneur Paolo Bizeti konuşmasına, Rabbimiz Mesih İsa İbranilere mektupta ölüm korkusu yüzünden köle gibi yaşayanların hepsini özgür kıldı. Rab İsa bizi ölüm korkusundan kurtarmaya geldi. Sadece Rabbimiz Mesih İsa ölümü yendi ve dirilerek bize yeni bir hayat yaratmak için ölümü seçti. O ölünce bize gerçek özgürlüğü, gerçek mutluluğu bahşetti diyerek devam etti. Ayrıca Trabzon Santa Maria Katolik Kilisesi Baş Rahibi Peder Massimiliano Palinuro, ayin bitiminde başta Monsenyor Paolo Bizetti'ye ve Roma'dan gelen rahiplere ve konuklara, Peder Andrea Santoro'nun ailesine ve tüm cemaate katılımlarından duyduğu mutluluğu dile getirerek teşekkür etti.